Ülke TV ekranlarından iyi akşamlar. Söz bitmeden programında bu akşam Fatih Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir'i ağırlayacağım. Neden? Çünkü Türkiye 17-25 Aralık operasyonundan sonra 3 seçim, 7 Haziran seçimleri de atlatılırsa 3 önemli seçim atlatmış olacak. Birinci eşik 30 Mart yerel seçimleriydi. İkincisi 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimleriydi. Şimdi 7 Haziran seçimlerine hazırlanıyor Türkiye ve gün sayılmaya başlandı. 7 Haziran seçimleri Türkiye için neden önemli? Sahalarda neler oluyor? Bütün bunları konuşacağız ve elbette ki 17-25 Aralık operasyonunun Mustafa Demir için ne anlam ifade ettiğini de sormuş olacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl? Biraz önce programa girerken arkadaşlarımızla karşılaştınız ve sizi gören herkes nasılsın, iyi misiniz demeden demeden bile hemen sorun. Böyle midir belediye başkanı olmak? Belediye başkanlığı öyledir hakikaten. Bizim kendimize ait ne özel bir dünyamız var ne özel bir zamanımız var. Ama ben tabii 11 yıllık belediye başkanı olarak bunları şey yaptık artık, alıştık vesaire. Hı hı. Zordur belediye başkanlığı. Demin sordunuz siz, yani peki nasıl dayanıyorsunuz? Evet. Şöyle, sokağa çıktığınızda hiç tanımadığınız birisi size hizmetlerinizden dolayı Allah razı olsun oğlum deyip size sarılması, size dua etmesi, bu size yetiyor zaten. Yani bizim asıl ihtiyacımız olan enerji kaynağımız, motivasyon kaynağımız hakikaten insanların rızası, insanların güler bir yüzü ve duası. Bu gerçekten yetiyor bize. Peki, 30 Mart yerel seçimleri Türkiye açısından oldukça önemliydi. Önemliydi. Neden? Çünkü Türkiye bir operasyondan geçiyordu, bir kalkışmadan ve ilk sınav, ilk eşikte 30 Mart yerel seçimleriydi. Çünkü o kadar çok spekülasyon yapıldı ki o seçimlerde. Hı hı. Bir anda hani AK Parti sandıklarda gömülecek ve gidiyor şeyi oldu. Oysa ki sandık bambaşka bir şey söyledi ve bu operasyonlara geçit vermedi. Ben şunu merak ediyorum. Fatih Belediye Başkanı olarak ve Fatih paralel yapının hedefindeydi. Fatih'te ne kadar oy aldınız? Daha önceki seçimlerde ben 2004-2009 seçim. Üçüncü döneminiz değil mi? Evet, üçüncü dönemim. Evet. 2004 yılında %42, 2009 yılında %43, 2014 yılında %49.8. Ne hissettiniz peki? Millete müteşekkiriz. Bu bizim halkımız. Bu çünkü çok ciddi bir tepki bu. Bir tepki ama aynı zamanda sahip çıkmadı. Şüphesiz. Yani ben sahip çünkü çıkarak tepki. Halk nasıl tepki gösterir ki yani? İnandığına, güvendiğine oy vermek suretiyle sahip çıkar ve tepkisini koyar. Nitekim aynı şey Cumhurbaşkanımızın seçiminde de gerçekleşti. Biz insanlarımız bizim her defasında beklediklerimizden daha fazla teveccühle karşılandık. Ben hani 2002 seçimlerinden işte son Cumhurbaşkanlığı seçimimize kadar. Söylediğiniz doğru, 17-27 Aralık'tan sonraki seçim son derece önemliydi. Ve her kesimden de büyük bir beklentiyle girilmişti. İnsanlar kendi kararlarını verdiler ve işte neticede herkesin mecburen, yani bizim açımızdan son derece muazzam bir neticeydi ama insanlar bunu kabul etmek durumunda kaldılar. Peki ne hissettiniz? Çünkü seçimle ilgili mi? Yok, seçimle alakalı değil. Çünkü iddia edilen hususlar, bir yandan insan ne yapacağını şaşırır. Parti ya, içerisinde mesela seçmenleriniz... Yok. O kadar rahat geçti ki benim seçim kampanyam. Yani son 14 Mart seçim kampanyam. Bütün her tarafı dolaşıyoruz. Ben zaten çok dolaşan biriyim. Normal şartlarda sabahleyin erken, çok erken çıkarım. Ve yani şöyle bir şey, eyvah! Hani ben kendimi nasıl, ya inanın olursa gibi bir şey hissettiniz? Hayır, öyle bir şey olmadı. Zaten bu 17 Aralık'tan hemen sonra işte pazar günü, salı günü alındık. Pazar günü de çıktık. Çıkar çıkmaz hani bir gün falan dinlendim çünkü bayağı uykusuzdum. Ama ondan sonra yine normal kendi işimin başındaydım ve normal sabahleyin hiçbir şey olmamış gibi sokağa çıkıp işlerimi takip ettim ve yoluma devam ettim. O seçim kampanyasında ya inanamazsınız, gören sarıldı. Yani ağlayanlar var. Özellikle o yaşlı teyzeler, amcalar. Onlardan etkilenmemek mümkün değil. İnsanlar
doğru bildiklerine sahip çıktılar. İnsanlar inandıklarına sahip çıktılar. Bu bence yaşanmaya değer bir şey değil. Gerçi o 17 Aralık travmaydı. Ya, ne olursa bu arada çok özür diliyorum. Hı. Aslında hani siz bugüne kadar hiç konuşmadınız. Konuşmadım evet. Normalde ben de böyle evet, hani sizi canlı yayın sanki zorluyormuşum gibi oluyor ama sizi görmüşken de... Şimdi bu bir kalkışmaydı şüphesiz, bir darbe teşebbüsüydü. Bunu herkes biliyor. Tabii o zamanlar anlamak mümkün değildi. Yani şimdi siz sabahleyin bir belediye başkanısınız ve 10 yıldır hizmet ediyorsunuz. Bir saygınlığınız var, bir aile babasınız, işte üniversitede okuyan çocuklarınız var vesaire. Yani işi olan, hekim olan bir eşiniz var. Bu büyük bir travma. Ne olursa olsun yani neticede yani hiçbir şey olmasa bile bir travma. Evet. Bunu o zaman tabii ona en büyük sıkıntımız, ben o zaman bunu algılayamıyorum. Yani niye geliyorlar, beni evimden alıyorlar. Sonra sabahleyin mesela evden aldıklarında tam girdiler, dolaştılar vesaire, çıkıyoruz. Ben çıkarken yine işte elbiselerimi giyiyorum, yine elbiselerim ütülendi vesaire, hanım sağ olsun. Kravatımı taktım çıkıyorum. Hanıma dedim ki yani nereye gidiyoruz dediler. İşte şeye gideceğiz, emniyete kadar gideceğiz. Çıkarken dedim ki yani kahvaltıya gelirim yani. Kahvaltıya. Çok doğal çıktınız evden. Herhalde tabii canım. Yani kahvaltıya dönmek üzere çıkıyorum. Ama işin şekli değişti. Oraya gittiğimizde falan ondan sonra tabii ilk defa gördüğümüz yerler oralar. Neticede bu bir darbe teşebbüsüdür. O zaman da söylüyorduk. Bu normal klasik darbelerin ötesinde hani bu ülkeyi 13 yıldır 12 yıldır idare eden ve hani kimsenin hayal edemediği yere getiren, 2500 dolardan 10.000 dolara çıkaran, artık muasır medeniyetle boy ölçüşen, daha ilerisini görebilen ve hedef koyan bir başbakanı. Tabii başbakanın şahsi de ilgili değil. Bu gidişatı durdurmak için içeriden ve dışarıdan muazzam bir organizasyonda bir darbe teşebbüsüydü bu. Ben hekimim. Tabii bu gördükçe, işte yargıda gördükçe, işte askeriyede gördükçe bunları, poliste gördükçe, bürokraside gördükçe, üniversitelerde gördükçe adeta vücudun her tarafına yayılmış bir tümör, bir metastaz tümör gibi. Bunun hani temizlenmesi vesaire şüphesiz yani Allah bu ülkeyi, bu milleti korudu, onu söyleyeyim. Ve yani Allah Cumhurbaşkanımıza hayırlı, sağlıklı, uzun ömür versin. Peki neden ben diye düşündünüz mü? Şüphesiz düşündüm tabii. Neden ben bu kadar belediye başkanı varken? Evet, bir sürü belediye başkanı evet, var. Evet. Şimdi birçok iş Türkiye ise yani, pek çok yerde evet, Türkiye. Niye siz? Birçok nedenlerinin olduğunu düşünüyorum. Sabahleyin bizim evimize geldiklerinde ben Zekeriya Öz geldi dedim, onu söyleyeyim. Yani kendi hemen Zekeriya, ilk aklıma gelen Zekeriya Öz. Öyle mi? Tabii ilk. Çünkü daha önce o halde bekliyordunuz yani Zekeriya Öz'den. Hayır, ben böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordum. Yani bir sıkıntı yaşayabileceğimi tahmin ediyordum. Açık ve net. Ama böyle bir şeye kalkışacaklarını nereden bilebilirsiniz ki? Yani neticede daha önceden de işte müteahhit kereler gelip belediyeye gelmiş. Bunu herkes biliyor, sadece ben değil, kendi çok daha iyi biliyor. Belediye gelmiş, iş takip etmiş, işte otel işi takip etmiş, Samatya'da bir kafe işi takip etmiş vesaire. Birinin bir kötülük yapabileceği insanın aklına geliyor. Biz tabii o zamana kadar, ben 10 yıldır belediye başkanıyım ama bir savcının ne yaptığını, bir hakimin ne olduğunu, bir emniyet müdürünün ne yapabileceğini, doğrusunu söylemek gerekirse bilmiyoruz. Yani önemli tabii şüphesiz, bunlar önemlidir ama ne olacağını, ne olduğunu bilmiyoruz. Aklımdan geçti yani ilk Zekeriya Öz. Ama sonradan öğrendik tabii, bu bir hakim, bir savcı ve bir, şöyle söyleyeyim, bir savcı, bir emniyet müdürü ve bir hakimin böyle turnike yapıp insanları neler yapabileceğini örneğini gördük. Peki, salı günü gözaltına alınmamış olsaydınız, o gün günlük programınızda ilçenize ilişkin olarak neler vardı? Hatırlıyor musunuz geri kalan programlar, toplantı, açılış? Yok, hatırlamıyorum ama daha sonra işte birkaç kişiyle görüştüğümüzde ya o gün görüşecektik falan demişlerdi. Yani inanın o günkü programı falan yani hatırlayacak durumda değildim zaten. ama çok şükür ki evet, yara şüphesiz yara alındı. Yani şüphesiz sıkıntı yaşandı.
Şüphesiz yani ülkede kaosa neden oldu. Ama elhamdülillah şu anda iyi bir yerde olduğumu söyleyebilirim. Peki süreci takip ediyorsunuz. Zekeriya Öz ve diğer 17-25 Aralık operasyonunun kalkışmacı savcılarına ilişkin olarak HSYK bir karar verdi ve ihraç kararı verdi. Takip ettiniz. Evet, ne düşünüyorsunuz bu ihraç kararıyla ya bunlar olması gereken şeyler. Yani şimdi şeyde yani görevi kötüye asgariden görevi kötüye kullanmak. Şimdi sonradan bakıyorsunuz ülkenin her tarafından bir örgüt yapılanması çıkıyor. Bir örgütün bir parçası neticede bunlar. Hem de yani hedeflerinde anayasal yapıyı değiştirmek, mevcut iktidarı, seçilmiş iktidarı bertaraf etmek ve kendilerince herhangi bir darbeden sonra bir hükümet oluşturmak, bir iktidar oluşturmak gibi bir düşünceleri var şüphesiz. Bundan sonra hukuk ne gerekiyorsa onu yapacaktır. Hukuki bir süreç yürüyor olarak tabii, görüyorsunuz. Biz şu anda izliyoruz. 7 Haziran seçimleri var. 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Bu Türkiye için önemliydi. Peki 7 Haziran seçimleri de biz hep hani bunu söylerken diyoruz ki Türkiye açısından oldukça önemli seçimlerden birisi. Sahalardasınız. Değil mi? Tabii şüphesiz. Neler görüyorsunuz ve 7 Haziran seçimleri sizin için ne anlam ifade ediyor? Şimdi 7 Haziran seçimleri son dönemde yerel seçimler gördük. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini gördük. Bu 7 Haziran seçimleri AK Parti iktidarının şu ana kadar millet adına, demokrasi adına, devlet adına kazanımlarının geriye dönmesinin önünün engellenmesi için son derece büyük bir fırsat. Nasıl daha açık söylersem eğer. Şimdi ekonomik olarak çok iyi yerdeyiz. Veriler çok iyi yerde. Ulaşımdan, sağlıktan, savunmadan baktığımızda kimsenin hayal edemeyeceği süreçler yaşamışız ve kazanımlarımız var. Geriye dönüp baktığımızda rahmetli Turgut Bey'in döneminde de 1983-1987 yıllarında da böyle bir pembe tablo vardı. Onu söyleyeyim. Yani insanlar artık ceplerinde para taşımaya başladılar. O döviz vesaire yasak kaldırıldı. İnsanlar artık ülkenin geleceği konusunda ümit var olmaya başladılar. Sonra ne oldu? Sonra şu oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sıkıntısı, ekonomik sıkıntısı Turgut Bey'den sonra oldu. Yani 1995 yılındaki kriz, arkasından 99 ve 2000 yıllarındaki kriz, Turgut Bey'in o bize gösterdiklerinden sonraki yaşanan krizler. Yine daha sonra Cumhuriyet tarihinin yine en büyük siyasi krizleri de o koalisyon hükümetleri vesaire yine Turgut Bey'den sonra oldu. Bunu niye söylüyorum? Yani ülkenin şu anda geldiği noktayı baz alıp daha ilerisine 2023-2071 hedeflerine ulaştırabilmek için 7 Haziran seçimlerinin bu süreci devam ettirebilecek bir sonuç olması lazım. Yani bu istikrarın devam ettirilebilmesi gerekiyor. Bu açıdan son derece önemli. Yani bizim açımızdan AK Partiler açısından önemli, ülke açısından, millet açısından son derece önemli bir seçim olarak telakki ediyoruz. Diğer mesela Kürt sorunu. Şüphesiz çözüm, anayasa, çözüm süreci, başkanlık sistemi bunların hepsinin önünün açılacağı seçim olacaktır şüphesiz. Yani ben bu kazanımlar derken şüphesiz bunların hepsini içerisine dahil ediyorum. İsterseniz ben mesela anayasa ve başkanlık sistemiyle ilgili de bu konuda biraz bir şeyler söylemek isterim. Başkanlık sisteminin Türkiye açısından olmazsa vazgeçilmez olduğunu düşünüyorsunuz. Vazgeçilmez. Peki şimdi tartışıyoruz. Türk tipi başkanlık sistemi mi? Hangi model siz? Ben onu da konuşabiliriz. Kafa yoruyorsunuz. Ben size sistemi. Tabii ki şüphesiz. Şimdi ben size bir tane fıkra anlatayım. Buyurun. Önce başkanlık sistemiyle ilgili. Tabii teşbihte hata olmaz, sakın yanlış anlaşılmasın. Kedinin bir tanesi farelere musallat oluyor. Her gün farenin bir tanesini yakalıyor ve bertaraf ediyor. Fareler toplanıyorlar, bakıyorlar. Olacak gibi değil. Yani soyları tükenecek. Bir istişare yapıyorlar. Nasıl kurtulabiliriz bu kediden diyorlar. En genç farenin bir tanesi diyor ki ben yolunu buldum bunun. Nedir diyorlar önerin? Önerim küçük fare, genç fare bir çıngırak bulalım ve kedinin boynuna geçirelim diyor. Şimdi yaşlı bilge fare çıkıyor, diyor ki haklısın evladım ama o çıngırağı o kedinin boynuna kim geçirecek?
Şimdi başkanlık sistemi böyle bir şey. O çıngırağı o kedinin boynuna geçirilme meselesidir başkanlık sistemi. Son derece önemlidir. Ha modeli nasıl olur, şu olur, bu olur. Bence bu başkanlık sistemi olsun veya yani başkanlık sisteminin karşısında durulmasındansa bu işte anayasa için, yeni anayasa için bir sürü çalışmalar yapıldı. Keşke nasıl bir başkanlık modeli bizim için neler, nasıl bir başkanlık modeli üzerinde tartışılsaydı o zaman çok iyi olurdu. Ben burada eksiklik görüyorum. Yani hı hı. Burada konuk ettiğim örneğin Mustafa Şentop'la konuşurken de başkanlık sistemi üzerine pek çok programlar yaptım. Sanki şöyle bir şey var. Başkanlık sistemi Türkiye için evet olmazsa olmaz ve çıkmaz yol bizler için. Ama AK Parti de nasıl bir başkanlık modeli olacağı konusunda bir model sunamadığı için neyi tartışacağımızı bilmiyoruz gibi mi geliyor? Yoksa siz biliyor musunuz? Şimdi ben söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Amerikan sistemi falan, Fransız sistemi falan deniyor ya. İşte alıp kopyalıp kopyalamak vesaire. Hani ben onun uygun olmadığını düşünüyorum. Bir de işte eyalet falan bölünür endişesi yaşanıyor. Ona hiç bu endişeyi yaşamaya da gerek yok. Çünkü Amerika dediğiniz bir kıta bir tarafından bir tarafına 5 saatte uçuluyor, 6 saatte uçuluyor. Bir Türkiye neredeyse Amerika'nın hani sadece eyaletinden bir tanesi. Onu bu kadar küçük bir ülkeyi tekrar eyaletlere büyük yönetmenin bir anlamı yok zaten. Ben size bir şey söyleyeyim şimdi bunun için. Bu başkanlık modelinin sakıncaları veya biz Türk tipi veya bizim Türk tipi demeyelim. Kendi coğrafyamıza uygun bir başkanlık modeli nasıl oluşturulur? Güzel bir örnek. Benim şimdi şu anda işte Amerikalı bir arkadaşım var. Onunla konuşuyoruz bu şeyleri. Ona dedim ki ben bu ülkenin en fakir bölgesinde doğan biriyim. İşte Diyarbakır'da doğan biri. 7 aile bir çocuğun ortanca çocuğuyum. Ve babam da devlet memuruydu. İşte şimdi emekli oldu. Ve ben işte üniversite münasebetiyle İstanbul gibi bir yere geldim. Ve şu anda da İstanbul'un kalbi olan, İstanbul'un ruhu olan, işte medeniyetlerin buluşma noktası olan, fethedilen toprakların belediye başkanıyım. Sizce, dedim ki sizce sizin ülkenizde böyle bir şey olabilir mi? Mümkün müdür? Yani böyle birinin Amerika'da belediye başkanı olması mümkün? Asla mümkün değil. Soruyu cevabını bildiğim için söyledim onu. Niye? Çünkü oradaki karar vericiler, yani Amerikan sistemi içerisinde karar vericiler büyük şirketler, büyük konsorsiyumlar, kartelleşmiş büyük konsorsiyumların şeyleri, çok güçleri çok fazla. Lobiler daha fazla. Lobiler, işte evet. Lobiler onların siyasi yapıları zaten. Yani netice itibariyle onlar yapıyorlar, ne yapıyorlarsa. Bu dönem işte şöyle bir başkan bir araya gelip bu işi hallediyorlar. Bizde böyle bir şey olması mümkün değil. Bizim zaten kendi bir siyasi geleneğimiz var. Yani evet parlamenter sistem falan ama ülkede yaşanmış ve herkesin kabul ettiği ve süregelen bir yapımız var. Netice itibariyle biz bunların ikisini meczedebiliriz. Bizim derdimiz burada falanca model, filanca model değil. Biz bir daha koalisyonun o karanlık dönemlerine gitmek istemiyoruz. Bizim derdimiz bu anlamda önümüze baktığımızda en iyi model başkanlık sistemi olarak görünüyor. Şu anda temsili demokrasiyle mukayese edildiğinde ben size söyleyeyim. Şimdi biz oy atıyoruz. Belediye başkanının bir tarafı bırakın. Biz seçimden seçime gidip oy atıyoruz. Şu Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmeden önceki halini anlatıyorum. Şimdi zaten başkanlık sistemi var neredeyse. Yani şu pilli olarak yürüyen bir süreç şu anda var. De facto başkanlık sistemi var. İster kabul edilsin ister edilmesin zaten. Ben seçilmeden önceki halini söylüyorum. Biz gidip oy veriyor muyduk? Veriyorduk. Sonra oy verdik, verdiğimiz insanlar Ankara'ya gidiyorlardı. Meclisi oluşturuyorlardı. Sonra meclis kendi içerisinden en fazla oy alanın genel başkanı, teamül odur. Genel başkanı başbakan olur. Başbakan da başbakanın seçilmesinde, başbakanın oluşturulmasında ve onun yürütmesinin bakanlar kurulu oluşmasında halkın çok şeyi yok. En direkt etkisi var. Direkt etkisi yok. Yani ben birini seçiyorum vekaleten. O vekaleten verdiğim insanlar bana vekaleten bir yürütme oluşturuyorlar. Şimdi bunun yerine insanlar iki defa gitmede ne sakınca var? Bir defa gidersiniz meclisi seçersiniz. O mecliste yasamayı oluşturur ki çok ciddi güçleri vardır. Bir defa daha gidersiniz ve bir başkanı seçersiniz. Bu başkanın da işte yürütmenin başı olur. Ve iki başlı işte hani olmaz. Vetolar, Cumhurbaşkanlığı vetosu. Onu belirlersiniz. Onu evet. Kendi aralarında bunu oluşturursunuz. Hatta yani ben şunu da söyleyeyim. Şimdi
Meclise gidin, işte bir milletvekiline, bir milletvekili adayları falan konuşuyoruz, biz sohbet ediyoruz. Sayın vekilim falan, ya sayın vekilim ya bana sayın bakanım falan deyince daha çok hoşuna gidiyor. Nedir vekil? Zaten hedefi bakan olmaktır vesaire bilmem ne. Şeyin kabinenin içerisinde oluşup bakanları bile mesela hani gitse de birine yerine ben gelsem deniyor genellikle. Hı hı. Bunlar hani birbirlerini dengelemek, yasama aslında hani yürütmeyi dengelemek ve yürütmeyi kontrol etmek vazifesi de yok o anlamda bakarsanız. Halbuki bunun yerine yürütme, yani bakanlar kurulu dışarıdan da olabilir. Biz bunun örnekleri var Türkiye'de. Dışarıdan da olabilir, karma da olabilir. O zaman daha ayrı bir yerde olur. Başkan ve onun işte kabinesi başka bir yerde olur. Meclis de o gerçek anlamda yasama görevini ve kontrol görevini yapar. Aynı zamanda onu da kontrol eder. Halbuki şimdi mesela başbakanlar diyorlar ya işte başkanlık sistemi aslında padişahlık sistemidir vesaire. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Şu anda bütün partilerin başkanları, genel başkanları aynı zamanda birer padişah gibi davranabiliyorlar. Neden? Çünkü şeyleri kendileri oluşturuyorlar. Yani meclis milletvekili listelerini vesaire. Yani netice itibariyle onların seçtiği organlar vesaire. Şimdi mesela buna padişahlık sistemi diyen CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na dönüp bakalım son yaptıkları şeyde. Bir merkezi yürütmenin şeyleri vardı. Milletvekili adayları. Hı hı. Sözüm ona ön seçimle de yine kendi dayattıkları ön seçim yaptılar ama kontenjan adayları. Tabii kontenjan adayları ve ön seçim. Evet. O ön seçimde yine kendileri yaptıkları özel listelerde istedikleri adamları çıkarttırdılar. Yani o kadar yetki başkanlık sisteminin şeyinde olmaz. Kendisinde bile yoktur başkanlık sisteminin kendisinde bile yoktur. Hasıl kelam şimdi parlamenter sistem çok iç içe geçmiş bir yönetim. Hattı zatında başbakan başkanlık sistemindeki başkandan çok daha yetkili. Çünkü aynı zamanda partiye de hükmediyor. Evet. Bir şey daha söyleyeyim size. Biz mesela siyasetin için yaparız, millete hizmet için yaparız. Doğru mu? Şimdi ben belediye başkanı olarak örnek vereyim daha şey olur. Türkiye'de başkanlık sisteminin en güzel örneklerinden bir tanesi belediyelerde rahatlıkla çalışıyoruz biz bunu. Mesela belediye başkanlarında bir belediye başkanı seçilir, bir de meclisi seçilir. Belediye başkanının kendi yürütmesi, yani başkan yardımcılarının, benim başkan 4 tanesi bürokrattır, 3 tanesi meclisten gelir. Ve karma bir sistemdir bu. Bu karma sistemde son derece güzel çalışılır. Bu ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesini aslında biz konuşamamıştık. Evet. Bunlar neyi değiştirdi belediyelerde? Şimdi belediyelerde yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konusunu ayrıca konuşuruz ama. Peki tamam. Evet. Ama şeyde belediyelerin kendi yapısında bir başkanlık modeli var zaten ve çok başarılı giden bir başkanlık modeli. Ve bence belediyelerin çok başarılı olmasının temel nedeni de budur. Yani siz mesela gittiğinizde bir ilçede, bir ilde, bir büyük şehirde genel olarak şu kanıya varırsınız. Ya bu başkan iyidir, iyi çalışıyor. İşte hizmetlerini herkes görebiliyor. Ama 2002 yılından önceki hükümetlerde işte gecelik faiz yüzde 7500 faiz verdiğimiz ekonomik ve siyasal krizin dibe vurduğu dönemde sorumlu kime aitti? Siz biliyor musunuz mesela hangi hükümetler vardı? Anasol M, Anasol D, bir sürü böyle şimdi bile siyasetle ilgilendiğimiz bildiğimiz halde bile sorumlusunun kim olduğunu konusunda fikir sahibi olmadığımız bir sürü karanlık dönemler geçti. Koalisyonlu karanlık dönemler. Onun için başkanlık sistemi bu anlamda ülke için bulunmaz. Daha istikrar. Yani yerel yönetim de başarıyla uygulanıyor. Bu açıdan sormuştum. Çünkü hani bir bağlamda aslında yerel yönetimler de daha çok başkana ve isimlere oy verilir. Tabii. Genel seçimler gibi değildir. Genel seçimlerde daha çok parti oy alır ama yerel seçimlerde hem isim hem partidir. Hem daha isim çok. Hem parti de önemlidir. Evet. Şey isim de önemlidir. Peki. Mesela daraltılmış bölgelerde, daraltılmış bölge seçimlerinde tabii başkanlık modelinde nasıl olur bilmiyorum ama o şey isim de çok ön plana çıkar. İnsanlar seçtiğini bilirler. Nasıl bana hesap soruyorlar, milletvekili de hesap sorarlar. Peki Diyarbakırlıyım dediniz. Fatih'te ne kadar Kürt yaşar? Kürt halkı var. Biliyor musunuz? Onu bilemiyorum ama ne kadar orandır? HDP'nin geçen dönem aldığı oy oranı %6-6,5.
Oran, tabii onların hepsi... Yürüyen çözüm sürecini yakından takip eden ilçelerden, etkilenen ilçelerden evet. birisi olarak biliyorum ben. Evet. Uzunca bir süre ben de Fatih'te yaşadım evet, çünkü. Evet. Peki neler oluyor Fatih'te? Tarihi bir yarımada, evet. üç dönemdir siz belediye başkanlığını evet. yapıyorsunuz. Şimdi Fatih, demin de söyledim, medeniyetlerin buluşma noktası. Özellikle 2009 yılında Eminönü ile bütünleştikten sonra zaten önemliydi. Önemi kat be kat arttı. Etrafı surlarla çevrili. Asıl İstanbul, asıl fethedilen toprakların olduğu bir yer. Yani Yeditepe'nin yedisinin de içinde bulunduğu yegane yer. Yani Çamlıca Tepesi o Yeditepe'lerden biri değil yani. Hepsi evet. Fatih'in içerisinde. Son derece, bir de Roma'ya, Bizans'a ve Osmanlı'ya başkentlik yapmış. 8500 yıllık geçmişi olan, işte 1500 yıl boyunca dünya siyasetinin yazıldığı yer Fatih. Ve bunun da örneklerini görüyoruz. Yani. Fatih Harbiye mukayesesi vardır. Hala öyle mi bilmiyorum ama. Hala vardır şüphesi yani. Fatih Harbiye Cumhuriyet döneminin. Cumhuriyet, Osmanlı döneminde de aynı şey vardır. Yani mesela Fatih, Galata farklıdır yani. Fatih farklıdır, Galata farklıdır. Yani Beyoğlu, o dönemin Beyoğlu. Üsküdar'ı ve Eyüp'ü farklıdır şüphesiz. Şimdi böyle bir yerde belediye başkanı olmanın verdiği normal belediyelerle mukayese edildiğinde daha fazla bir sorumluluk var bizde. Bir defa 10 bin tane tarihi eserimiz var. O söylediğim bütün medeniyetlere ait artık insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen tarihi eserler var. Ve yaşayan insanlar var. Yaşayan insanlar ne kadar? İşte gece nüfusumuz 450 bin. Ama gündüz nüfusumuz 2 milyonu, zaman içerisinde 2 milyonu aşan bir nüfus var. Adeta işte kalp gibi diyoruz biz. Yani gündüz bütün İstanbul'un evet. her tarafından gelip sonra bütün İstanbul'a dağılan yerler. Burada sorumluluk bir, herkesin, bütün gelen insanların memnun olacağı, onların yaşamlarına kalite kazandıracak çalışmalar yapıyoruz şüphesiz. Tarihi eserlerimiz var, son derece önemli. Onların restorasyonlarını yapıyoruz. Bu kadar geçmişi eskiye dayanan yerlerde, bu şehir merkezlerinde dünyanın her tarafındaki problemleri biz de yaşıyoruz. Nedir? İşte trafik problemlerimiz var. Herhalde otopark en yoğun trafik. En fazla olan yerler bir tanesi. En fazla olan trafik sorunu hatta yaşayan ilçe. Hatta en fazla diyebiliriz. Yani evet. Eminönü, Sultanahmet'i ve çevresini göz önünde bulundurduğumuzda. Yeterince yeşil alanın olmadığı konusunda sıkıntımız var. Netice itibariyle bu 10 yıl içerisinde oldukça iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyoruz. Yani yeşil alanlar, işte altyapı vesaire. Tarihselin restorasyonuyla ilgili epey mesafe kat etmiş. Elinizdeki en büyük sorun nedir peki? En büyük hani tarihi bir yarımada. En büyük otopark problemimiz var. Yani yeşil alanları kısmen çözdük diyebilirim. Çünkü işte 86 tane parktan 220 tane parka çıkardık. Park sayımıza şu anda çok şükür bir o anlamda bir... Eski evet, binalar çok fazla. Eski... kentsel dönüşüm... Evet, kentsel dönüşümün ilk örneğini yaptık. Yani sulu kule onlardan evet, bir tanesi biliyorsunuz. Şu anda yine kentsel dönüşümle ilgili ama insanların rızasına dayanarak yapılması gereken bir kentsel dönüşüm. İkincisi, kentsel dönüşümden anlayışımı söyleyeyim ben size bu vesileyle. Biz görüyoruz zaten Cumhurbaşkanımızda ve Başbakanımızda müdahale etti. Dikey yapılanma yerine yatay yapılanmayı artık öneriyorlar. Yoğunluğu arttırmadan kentsel dönüşüm. Yeni göç almadan diyebilir miyiz evet, buna? Daha fazla nüfusa... Keşke böyle bir şey olsa. Yani başka çaremiz yok bizim. Çünkü biz mesela Kadıköy'deki şu anda kentsel dönüşüm ve başka yerlerdeki kentsel dönüşüm aslında süreç içerisinde İstanbul'u sıkıntıya sokacak olan kentsel dönüşüm. Yani biz kentsel dönüşümden amacımız sadece depreme dayanıksız yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi değil ki. Bizim birlikte yaşamamız için elzem olan koşulların da oluşturulması için bir fırsat olarak kabul etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ama biz mesela mevcut İstanbul'un mevcut coğrafyası içerisinde siz imarını arttırmak suretiyle kentsel dönüşüm yaparsanız 8-10 yıl sonra İstanbul'un mevcut nüfusunu 22 milyona çıkarırsınız.
O zaman şu anda zaten altyapısı yetmiyor. İşte ulaşımda büyük sıkıntılar var. Yeşil alanlarda hani yeterince yeşil alan konusunda şeylerimiz var. Su rezervi konusunda sıkıntılar var. Netice itibariyle kentsel dönüşümün temeli yoğunluğu arttırmadan kentsel dönüşümün yapılabilmiş olmasıdır. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Aslında bizim. Avrupa'da bu tür hani tarihi ilçeler diyeyim. Oralarda baktığınız zaman dış cephelerde bir bütünlük, daha tarihi böyle o dokuyu verebilen yapıyoruz onu, evet. Onlar yapılsa ne kadar? Yapılabilir. Siz isterseniz ben size şunu önereyim. Bir gün Aksaray'dan yürüyerek Sultanahmet'e kadar gidin. Gidiyorum ben. Gidiyor musun? Gidiyorum. O zaman cepheleri falan görmüşsünüz. Görüyorum. Evet. Ama daha belki de hızlı olarak ilerlemesini. Onlar ama o kadar zor ki mesela 1500 tane binanın cephesini değiştirdik. Yani normal şartlarda binaları yıkıp yeniden yapma imkanımız yok. Biliyorsunuz Fatih'te bunu yapmak mümkün değil. Biz ne yapabiliriz peki? Süreç içerisinde kimliksizleşmiş yani. Yani baktığında şehrin bir kimliği yok. Yani mimarisine bakarsınız kimliğini oluşturursunuz. Çevre düzenine bakarsınız, yeşil alanlara bakarsınız, yaşam kalitesine bakarsınız ve kimlik oluşturursunuz. Hakikaten süreç içerisinde amorf bir yapıya dönüşmüş bir Fatih ve bir şehir düşünün. Biz de onları tek tek binaları çözdük. İşte alıyoruz binaları özel tasarımlarla, malzemesini ve aydınlatmasına kadar şu anda hocalarla beraber projelendiriyoruz. Sonra uygulamalarını yapıyoruz. Bir de bunu yaparken bu binalar boş da değil. İçinde insanlar yaşıyorlar. Ticaretlerini yapıyorlar. Nafakalarını kazanıyorlar. Bir de onların da rızasını istiyoruz şüphesiz. Yani onlara rağmen bir şey yapmak tabii söz konusu değil. Onların rızasıyla birlikte bu çalışmaları yaptık. Ben İstanbul'da veya Türkiye'de çok önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bu hani birbirlerini takip etmeyen, birbirlerini kopyalamayan, işte aynı malzemeyi değişik binalara uygulamanın ötesinde özgün mimariyle yaptığımız çalışmalar 1500 binayı geçti şu ana kadar. Mesela 5-7 yıl önce İstanbul'a gelip işte Sultanahmet ve civarını, Sirkeci ve civarını gezenler şimdi gezdiklerinde çok daha farklı bir İstanbul'u bir Sultanahmet fark eder. Sadece o Yavuz Selim Caddesi'ne gezildiği zaman sadece gelinlikçilerin olduğu bir ilçeden bahsediyoruz. Evet. Şu anda daha güzel oldu. Daha güzel oldu. Evet, daha güzel. Program vaktimiz bitti. Bitti mi? Tekrar sizi ağırlamak isterim. Olur inşallah. Ben başkanlık sistemiyle ilgili süreç olursa bu detaylarla görüşmeyi arzu ederim. Niçin bu kadar elzem olduğunu, geçmişin o karanlıklarının önünün kesilmesi için, bu AK Parti için falan değil. Bu Cumhurbaşkanımız söyledi, bunu mezara götürecek halimiz yok. Evet. Cumhurbaşkanımızın mevcut yapısının altının doldurulması için de değil. Bu ülkenin geleceği için, bizim çocuklarımız için. İşte mevcut sistemle 2500 dolardan 10 bin dolara getiriyorsunuz. Bu işte orta gelir tuzağı dediğimiz yere kadar geldi. Şimdi bundan sonra başka bir şey yapmak lazım. Yani. Bu sistemle bu kadar geriye de dönme şeyimiz, sıkıntımız var. Bunun önünün açılabilmesi için kesinlikle koalisyonların önünün kapanması lazım ki İtalya kanunla yaptı bunu. Evet. Şimdi İtalya ama birileri şu anda koalisyon tamtamları çalıyorlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü koalisyonun bir kuşak bilmiyor ama koalisyonun dönemlerinin ne olduğunu. Koalisyonun en büyük ortağı kabinede en fazla milletvekili olan ortak değil. Kim biliyor musunuz? En büyük ortağı dış güçler ve onun vasileri, Türkiye'deki vasileridir. Peki unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizinle ayrıca bir başkanlık sistemi programı yapalım. Yapalım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi geldiniz. Sağ olun. Evet, program konuğum Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'di. Yarın akşam görüşünceye kadar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.